Değerli arkadaşım merhabalar. Bugünkü dersimizde üstü sayılarla ilgili ÖSYM tarzı testlerin çözümüne başlayacağız. Hazırsanız hemen ilk sorumuzun çözümüne geçelim. X ve Y pozitif gerçel sayılar olmak üzere bakın en önemli kısımlar bak buralar arkadaşlar. Sorunun çözümüne, soruların çözümüne en fazla katkı sağlayan ifadeler buralar kesinlikle ama kesinlikle pas geçmiyorsun. İfadelerinden kaç tanesi doğrudur diye soruluyor. Hemen birinci öncülden başlayalım arkadaşlar bakın burada kaç tane x var? 5 tane x var. E biz 5 tane x'i bu şekilde göstermiyor muyuz? Evet. Dolayısıyla birinci öncülümüz doğru. 2'ye bakalım. Bakın tabanları aynı, çarpım durumunda dolayısıyla üstleri topluyoruz. Bunların üstlerin her biri 1 olduğu için arkadaşlar 5 tane y'yi çarptığım zaman y üzeri 5 elde ederim. İkinci öncülümüz de doğru. Bakın tabanlar yine aynı çarpım durumunda o zaman üstleri toplayacağım. 5 ile 3'ü toplarsam x üzeri 8 yapar. Üçüncü öncülümüz de doğru. Dördüncü öncülümüze bakıyoruz. Arkadaşlar bakın burası tek kuvvet olmasından ötürü sol taraftaki ifadenin sonucu ne çıkacaktır? Eksi çıkacaktır. Öncelikle işarete bakıyorsun. Öncelikle işaret. Sağ taraftaki ifadeye bakıyorum. Bu kare çift olduğundan dolayı bakın buranın sonucu ne çıkacak arkadaşlar? Artı çıkacak. E sol tarafın sonucu eksi. Sağ tarafın artı. Dolayısıyla bunların birbirine eşit olma ihtimal yoktur. Tamam mı? Önce işaret. Beşinci öncüle bakalım. X bölü Y'nin eksi birinci kuvveti. Bunu kuvveti arkadaşlar pozitif yapmak adına biz ne yapıyorduk? Pay ve paydanın yerlerini değiştiriyorduk. E pay ve paydanın yerlerini değiştirirsem zaten Y bölü X'i elde ederim. Dolayısıyla beşinci öncülümüz de doğru olmuş olacak. Kaç tanesi doğru? Dört tanesi doğru. İkiye bakalım. Çocuklara hayvanları tanıtmak amacıyla eğitim kartları hazırlanmıştır. Her bir kartta 2 tane farklı hayvan resmi vardır. Bakın 2 tane her bir kartta 2 tane. Notumu aldım. Bu kartlar paketlere yerleştirilecektir. Her pakette 8 tane farklı eğitim kartı yerleştirildiğine göre bakın her pakette 8 tane. E, o zaman toplamda bakın kaç paketimiz var? 64 paketimiz var. Her pakette 8 tane eğitim kartı var. Her eğitim kartında da arkadaşlar iki tane farklı ne vardı? Hayvan resmi vardı. Dolayısıyla toplamda bu kadar hayvan resmi vardır. E bunları üslü ifadeye çevirelim. 64 dediğimiz 2 üzeri 6, 8 dediğimiz 2 üzeri 3 ve 2 üzeri 1. Tabanları aynı çarpım durumda üstleri toplayacak olursam cevabımız 2 üzeri 10 olacaktır hangisi 2 üzeri 10 yapar? Arkadaşlar bakın A şıkkına bakacak olursam 4'ü 2'nin karesi olarak yaptım. Bir de bunun 5 kuvveti. Dolayısıyla bakın bu da 2 üzeri 10 olacak. Doğru cevabımız A şıkkı. Geldik 3'e. A gerçel sayısı için diyor. Olduğuna göre bir ifadenin eşit aşağıdakilerden hangisidir diye soruluyor. Arkadaşlar 5 üzeri A'nın 3'e eşit olduğunu biz biliyoruz. Bakın burada parçalama işlemi yapacak olursam 5 üzeri A çarpı 5'in karesi olarak yazabilirim. Artı 5 üzeri A var. Eksi Bakın 25'i de yine 5 üzeri 2a olarak yazacak olursam arkadaşlar 5 üzeri 2a olarak yazacak olursam şöyle yapalım. 5 üzeri a neydi? 3'tü. Bakın bunun yerine 3 yazıyorum. 5'in karesi neydi? 25. Artı bak 5 üzeri a yerine yine 3 yazdım. Eksi şurayı 5 üzeri a'nın karesi şeklinde yazabilir miyim? Evet yazabilirim. Gerçekten de a ile 2 çarparsam yine 2a olur. Neden böyle yaptım? Çünkü ben 5 üzeri a'nın 3'e eşit olduğunu biliyorum ki buradan 3'ün karesinden ne gelsin arkadaşlar? 9 gelsin. Silelim. Buradaki ifade ne gelecek arkadaşlar? 9 gelecek. Dolayısıyla hepsini çarpacak olursak 25 ile 3'ü çarptım. 75 artı 3 eksi 9 geldi. 75 3 daha 78. 9 çıkartırsam ne olacaktır arkadaşlar? Cevabımız 69 olarak gelecektir. Esin öğretmen tahtaya mavi ve kırmızı renkler ile 4 bölmeye ayrılmış üzerinde sayıların yazılı olduğu iki tablo çizmiştir. Esin öğretmen öğrencilerine kırmızı renkli tablodaki sayıların tamamının şuraya kadar okuduğumuzu not alalım arkadaşlar. Bunun toplam değeri. Şimdi bakın kaç tane 64 var? 4 tane 64 var. Arkadaşlar 4'ü 2'nin karesi şeklinde yazdım. 64'ü de 2 üzeri 6 olarak yazdım. Dolayısıyla bu çarpım ne olacaktır? 2 üzeri 8 olacaktır. Şimdi okumaya devam ediyorum. Mavi renkte tablodaki sayıların tamamının çarpım değerinin birbirine eşit olduğunu söylemiştir. Hemen notumuzu alıyoruz arkadaşlar. Benden size tavsiye yeni nesil soruları okurken parça parça okumaya özen gösterelim ki sürekli okumak zorunda kalmayalım. Bakın 4 üzeri eksi 3 dediğimiz arkadaşlar 2 üzeri eksi 6'dır. Bakın 32'nin karesi 32 2 üzeri 5 olarak yazar yazacak olursam şöyle. Bir de karesini aldığımda 2 üzeri 10 olacaktır. Bakın şurası 2 üzeri 4'ün 3. kuvveti yani 2 üzeri 12 b olacaktır. Son olarak da 8'i 2'nin küpü olarak yazalım. Bunun da 4a'ncı kuvveti yazacak olursam arkadaşlar 2 üzeri 12a olacaktır. Sağ taraftaki sayıları çarpacak olursam bakın arkadaşlar burada kaç tane sayı var? 4 tane sayı var. Buradaki 4 tane sayının Çarpımından da gelecek. Tabanları zaten aynı. Dolayısıyla bir ne yapmamız lazım? Üstlerini toplamamız lazım. 2 üzeri eksi 6 çarpı 2 üzeri 10 çarpı 2 üzeri 12B çarpı 2 üzeri 12A olacaktır. Arkadaşlar üstlerini toplayacak olursam 2 üzeri 10 ile 6 toplarsam 4 yapacak. Sonra 12A artı 12B yapacak arkadaşlar. Bu eşit olacak. Neye? Buradaki 2 üzeri 8'e. Şimdi tabanlar aynı. Tabanlar aynıysa üstlerinde ne olması lazım arkadaşlar? Birbirinin aynısı olması lazım. Yani 12A artı 12B artı 4 eşit olmalı 8'e. 4'ü karşı tarafa attım. 12 parantezine de alacak olursam 12 çarpı A artı B olacak eşittir 4. Her tarafı da 12'ye bölersem A artı B değerini 1 bölü 3 olarak bulmuş oluruz. 1 GB 1024 MB olduğuna göre hafızası 256 GB olan bir telefonun hafızası kaç MB'tir diye soruluyor. Arkadaşlar hemen basit bir orantı yapabiliriz. Bakın 1 GB 1024 neymiş arkadaşlar? MB'miş. 256 GB acaba kaç MB'tir diye soruyor arkadaşlar. Dolayısıyla burada doğru orantı vardır değil mi? Doğru orantı var. Yani çapraz şekilde çarpmam lazım. 1 GB ile soru işaretini çarparsam ne olacaktır arkadaşlar? 1 GB olacak. Evet. Yani benim sonucu bulabilmek için ne yapmam lazım? 256 ile 1024'ü çarpmam gerekiyor. 256 dediğimiz arkadaşlar 2 üzeri 8'dir. 1024 dediğimizde 2 üzeri 10'dur değil mi? Dolayısıyla buradan 2 üzeri 18 cevap olarak arkadaşlar bulunmuş olur. Peki hangisi 2 üzeri 18 yapacak diye bakacak olursak şıklardan 8'i 2000'in küpü olarak yazarım. Altıncı kuvveti var. Bakın bu da 2 üzeri 18 yapmış oldu. Dolayısıyla doğru cevabımız arkadaşlar değişik. Aşağıda her ifadede verilen 3 tane kutunun içine yazılan üslü sayılardan 2 tanesi birbirine eşit, diğeri farklıdır. Birbirine eşit sayıların bulunduğu kutular mavi renk, diğer kutu ise gri renk ile boyanmıştır. Yani ne anladık arkadaşlar? maviler birbirine eşit olacakmış. Gri de bunlardan farklı kişi çıkacakmış. Buna göre yukarıdaki ifadelerden hangisinde boyama işlemi doğru yapılmıştır diye soruluyor. Hemen birinci öncüle bakalım. Eksi birin karesi nedir? Bir. 1 üzeri dört nedir? Bir. Bunların bir e, ikisi birbirine eşit mi? Evet. Şimdi ne bekliyorum? Grinin bunlardan farklı çıkmasını bekliyorum. Arkadaşlar bakın buradaki altı parantez içinde olmadığı için sadece biri etki eder. Eksi burada duruyor. Dolayısıyla burası eksi bir. Farklı çıktı mı diğerlerinden? Çıktı. Demek ki birinci öncülümüz doğru. 2'ye bakalım şimdi. İkinci öncülü arkadaşlar bakın 16 üzeri 5, 2 üzeri 20 demektir değil mi? Evet. Bakın 32, 2 üzeri 5 olarak yazacak olursam e, ne olacaktır? 2 üzeri 5'in 12. kuvvetinden 2 üzeri 60 geldi. Bakın burası da 8'i 2'nin küpü olarak yazdım. 16. kuvvetinden ne geldi arkadaşlar? 2 üzeri 48 geldi. Maviler birbirine eşit oldu mu? Hayır 2 üzeri 20 ile 2 üzeri 48 birbirine eşit değil. O yüzden ikinci öncül gitti. 81 üzeri 3. Bakın 81 3 üzeri 4 olarak yazdım. 3. kuvveti 3 üzeri 12 yaptı. E, 27'yi 3'ün küpü olarak yazdım. Bir de bunun 4. kuvveti. Dolayısıyla 3 üzeri 12 yaptı. Maviler birbirine eşit mi? Eşit. Gri de bunlardan farklıysa sıkıntı yok. 9'u 3'ün karesi olarak yazdım. Bir de bunun 5. kuvvetini alırsam 3 üzeri 10 yaptı. Gri de gerçekten bunlardan farklı oldu. Dolayısıyla cevabımız C şıkkı olmuş oldu arkadaşlar. 7'ye bakalım. A sıfırdan farklı bir gerçel sayı olduğuna göre bu ifadenin eşit aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi arkadaşlar soruya dikkat edecek olsanız hepsi bakın N'ye bağlı. Şıklara baktığımız zaman N'ye bağlı bir ifade yok değil mi? Dolayısıyla demek ki bizim sonucumuz N'den bağımsız olacak. Peki bu bize neyi ifade eder? N'ye sen hangi tam sayıyı verirsen ver arkadaşlar bir problem çıkmaz demek. Mesela biz N'ye sıfır verelim. N eşittir sıfır için diyelim. Normal çözümünü de anlatacağım da. Şimdi pratik yolu anlatıyorum. N yerine sıfır verirsem A üzeri 1, A üzeri 2, A üzeri 3 geldi. Paydada da A üzeri 0, A üzeri 1 artı A A kare gelmiş oldu. Değil mi arkadaşlar? Bakın yukarıda pay kısmında A ortak parantezine alacak olursam ne gelecek? 1 artı A artı A kare gelmiş oldu. Paydaya bakıyorum. A üzeri 0 zaten 1 a artı a kare. Bakın şunlar birbirini götürdü. Sadece ne kaldı arkadaşlar? A kalmış oldu. Doğru cevabımız B şıkkı. Yani normalde nasıl yapardık? E normalde de bakın üssü en küçük olan hangisi arkadaşlar? A üzeri n artı 1. O zaman A üzeri n artı 1 ortak parantezini alacağım. Burada 1 kalacak. Burada arkadaşlar A kalacak. Burada da A kare kalacak. Faydalı da kuvveti en küçük olan hangisi? A üzeri n değil mi? Dolayısıyla A üzeri n ortak parantezini alacaksın. 1 artı a artı a kare olacak. Bunlar yine birbirini götürecek arkadaşlar. Bakın şurayı şöyle yazma hakkına sahibim. A üzeri n çarpı a olarak yazabilirim. Bölü paydada da a üzeri n var. Bunlar da birbirini götürürse bakın yine aynı sonucu elde etmiş olduk. Bir balon havuzunun içinde bulunan 2 üzeri 9 tane balonun 8'de birinin her birinin içinde 2 üzeri 7 tane Kalan balonların 2 bölü 7'sinin her birinin içinde 2 üzeri 6 tane pul bulunmakta ve diğer balonlarda pul bulunmamaktadır. Bütün balonlar patlatılarak pulların tamamı havuzun içine boşaltıldığına göre havuzdaki toplam pul sayısı kaç olur diye soruluyor arkadaşlar. Şimdi bakın burada 2 üzeri 9 tane balon var. 2 üzeri 9 tane balon var. Bunların 8'de birinin her birinin içinde 2 üzeri 7 tane. Tamam. Bu kadar bizim pulumuz var. Sonra diyor kalon, kalan balonların. Arkadaşlar 8'de 1'i geri kalan ne olur? 7'de 8'de 7 olur. Değil mi? O zaman biz ne olacak arkadaşlar? Kalan balonlarımız 2 üzeri 9 çarpı 8'de 7 çarpı kalan balonlarımız burada. Bu kadar. 2 bölü 7'sinin diyor arkadaşlar. Bunun 2 bölü 7'si bu yapmaz mı? Her birinin içerisinde de 2 üzeri 6 tane varmış. Dolayısıyla bunu 2 üzeri 6 ile çarpacağız. E toplamda ne kadar e, olduğunu, solduğuna göre arkadaşlar bunların ikisini de toplayacağız. Şimdi bakın e, burada 8 dediğimiz şey 2'nin küpü. Bak, hepsi çarpım durumunda olduğu için üstleri topluyorum. 9 da 7'yi toplarsam 16. Bakın bu paydada olduğu için yukarı çıkarken işaret değiştiriyordu. 16'dan 3 çıkarsa ne olacak arkadaşlar? 13 olacak. 2 üzeri 13 oldu. Artı. Artı. Bakın şuradaki matematiği yapalım. 7'ler burada birbirini götürdü. 8 ile 2'yi sadeleştirirsem arkadaşlar bakın 4 yapacak. 4 dediğimizde 2'nin karesi. Yani 9 ile 6'yı toplarsam 15. Bunu yukarı çıkardığım zaman e, ne olacak arkadaşlar? 2 azalacak. Yani 2 üzeri 13 olacak. Kaç tane 2 üzeri 13 var? 2 tane 2 üzeri 13 var. Bu da arkadaşlar ne yapacaktır? 2 üzeri 14 yapacaktır. Doğru cevabımız C şıkkı x ve y gerçel sayılar olmak üzere eşitlikleri verilmiştir. Buna göre x'in değeri kaçtır diye soruluyor. 27'yi 3'ün küpü olarak yazacak olursam arkadaşlar y'inci kuvveti var. Bölü 3 üzeri x eşittir. 9'u da 3'ün karesi olarak yazdım. 3 ile y'yi çarparsam 3 üzeri 3y. Bakın x'i de yukarı çıkarıyorum. Eksi olarak çıkacak. Eşittir 3'ün karesi. Yani Burada arkadaşlar 3y eksi x dediğimiz ne olacaktır? 2 olacaktır. Neden? Tabanlar eşitse üstlerde eşit olmak durumundadır. Şimdi arkadaşlar burada 27 üzeri y bunu da 3'ün az önce de bulmuştuk zaten. 3 üzeri 3y yapıyordu. Değil mi? Eksi 3 üzeri x. Eşittir. Buradan da ne gelecek arkadaşlar? 72 gelecek. Bakın şimdi 3y'yi burada yalnız bırakacak olursam 3y eşittir. x artı 2 oldu. Ben şimdi burada 3y yerine x artı 2 yazacak olursam 3y yerine x artı 2 yazalım. O zaman 3 üzeri x artı 2 eksi 3 üzeri x eşittir 72 olmuş oldu. Hepsinde 3 üzeri x ortak olduğundan dolayı 3 üzeri x ortak parantezine aldım. Sol tarafta 3'ün karesinden 9 geldi. Sağ tarafta 1 geldi. Eşittir 72. 9 eksi 1'den 8 geldi. E 8 ile 72'yi sadeleştirirsem 9 gelir. E ben 9'un da 3'ün karesi olduğunu biliyorum. Yani 3 üzeri x buradan 3'ün karesi ise x de ne olmak durumunda arkadaşlar? 2 olmak durumunda. Biz de zaten x arıyorduk. Doğru cevabımız aşık. Bir okulda her gün 40 sayfa kitap oku kampanyası başlatılmıştır. 320 öğrenci bu kampanyayı hiç aksatmadan günlük 40 sayfa kitap okuyarak 128 gün boyunca kampanyaya destek vermiştir. Şimdi önce olayı bir anlayalım. Bizim kaç tane öğrencimiz var? 320 tane öğrencimiz var. Her gün bunlar kaç sayfa okuyacak arkadaşlar? 40 sayfa okuyacak. Kaç gün boyunca? 128 gün boyunca. Tamam şimdi biraz anladık. Bu kampanyaya katılan öğrencilerin yarısı. E, öğrencilerin yarısı. Kaç öğrencimiz vardı bizim? 320. Yarısı ne yapar? 160 öğrenci. Değil mi? Yarısı bak 160 öğrenci. E, kütüphanesindeki 400 sayfalık romanları. Diğer yarısı da 200 sayfalık romanları okumuştur. Bu kampanya boyunca toplam kaç kitap okumuştur? Bakın arkadaşlar buradaki birimimiz ne? Kitap. Buna öncelikle bir dikkat edelim. Bu 160 öğrenci her gün 40 sayfalık kitabı okuyacak mı? Okuyacak. Kaç gün boyunca okuyacak? 128 gün boyunca okuyacak. Peki ben birim olarak kitabı bulmak istiyorsam benim ne yapmam lazım arkadaşlar? İlk 160 öğrenci 400'e bölmem lazım ki kitap sayısını bulalım. Hocam neden 400'e böldük? Bak ben şimdi diyelim ki böyle 40'ar sayfalık kitaplar olsun. Bak sayfa sayısı 40 olsun kitapların. Sen de diyelim ki toplamda 400 sayfa okudun. Tamam mı? Peki ben sen sorsam ki kaç tane kitap okumuş oldun? 10 tane kitap değil mi? 10 tane kitap. Sen, peki sen bu onu nasıl buldun? E 400'ü 400'ü 40'a böldün. 40'a böldün böyle buldun. Değil mi? E o zaman bizim de ne yapmamız lazım arkadaşlar? Bakın 400'e böldüğün zaman kitap sayısını bulmam lazım. Toplam dediği için bir artı diyorum. Diğer geri kalan da 160 öğrenci değil mi? Bunlar da 40 ee, okuyacak arkadaşlar 40 sayfa okuyacak ve 128 boyunca kitap sayısını bulmak için de diğerleri de 200 sayfalık romanlar okuyordu ya dolayısıyla 200'e benim ne yapmam lazım bölmem lazım hadi buradaki matematiği yapalım bak 2 tane 0 gitti 2 tane 0 gitti 4'ler de birbirini götürdü 16 çarpı 128 yaptı arkadaşlar 16 2 üzeri 4'tür 128 2 üzeri 7'dir artı bakın burada birer tane 0 yine birer tane 0 gitti 4 ile 2'yi sadeleştirirsem 2. 16 2 üzeri 4'tür. Çarpı 2 çarpı 128 de 2 üzeri 7'dir arkadaşlar. Burada ne yapalım? Bakın yine her ikisinde de 2 üzeri 4 çarpı 2 üzeri 7 var arkadaşlar. Dolayısıyla 2 üzeri 4, 2 üzeri 11 yapar hatta. Ya niye öyle yapalım ki? 2 üzeri 11 sağ tarafta ne yaptı? 2 üzeri 12 yaptı. E dolayısıyla arkadaşlar 2 üzeri 11'ler ortak. 2 üzeri 11 parantezine alırsam 1 artı 2'den 3 çarpı 2 üzeri 11 olarak cevabımız geldi. 3 çarpı 2 üzeri 11. Bakın hangisinde var? 5 şıkkında var. Mine tahtaya yazdığı aşağıdaki 5 sayıdan her birini üstü sayı olarak ifade ediyor. Mine bu sayılardan birini tahtadan sildikten sonra kalan 4 sayıdan her birinin ya tabanının ya da kuvvetinin 3 sayısına eşit olduğunu görüyor. Buna göre Mine'nin tahtadan sildiği sayı kaçtır? arkadaşlar 8 dediğimiz şey 2'nin küpü. Ya tabanda ya üstte var mı? Bak 3 var. Sıkıntı yok o zaman. Bu olmaz. 9 3'ün karesi. E 3 var arkadaşlar. Bakın bu da olmaz. 36 6'nın karesi. Değil mi? Yani tabanda ve üstte 6 yok. Yani cevap bu olacak. 64'e bakalım. E 4'ün küpü olarak yazılabiliyor. E, 3 var. Gitti. 81 de 3 üzeri 4'tür arkadaşlar. Bakın 3'ü elde ettik. Bu da gitti. Demek ki neymiş arkadaşlar? Sildiği sayı. 36'ymış. Geldik 12. ve son sorumuza. Sadece 2 ve 4 rakamını kullanarak oluşturulan en basamaklı bu sayı bu sayıda 2 tane 4 rakamı kullanılmıştır. Kırmızı renk ile gösterilen 4 rakamının basamak değeri 4 çarpı 10 üzeri 12 olduğuna göre bu sayının rakamları çarpımının rakamları toplamına oranı kaçtır diye soruyor. Şimdi arkadaşlar bakın biz normalde böyle bir sayı olsa biz şimdi bunu çözümlemeye başlamış olsak bak şu birler basamağı şu onlar basamağı şu yüzler basamağı şu da binler basamağı değil mi Burada ben e, onun küpü olduğunda bu kaç basamaklı sayı olmuş oluyor arkadaşlar 4 basamak. yani bir fazlası kadar olmuş oluyor Demek ki bakın buradaki 4 basamağı neymiş burada basamak değeri 4 çarpı 10 üzeri 12 He, Demek ki arkadaşlar bunun bir fazlası kadar basamak sayısı olacak Bu demek ki buradaki toplam sayı kaç basamaklı olmuş oluyor arkadaşlar? 13 basamaklı. Burada herhangi bir problem yok. E 13 basamaklıysa sadece 2 tanesinde 4 rakamı kullanılmıştı. O zaman geriye kalan 11 basamakta hep ikiler kullanılmış oluyor. Hep ne olacak? İkiler kullanılmış olacak. Şimdi kırmızı renkle gösterilen 4 rakamının basamak değeri bu olduğuna göre bu sayının rakamları çarpımının rakamları toplamına oranı diyordu şimdi zaten rakamları toplamanın oranı zaten çok e, değil mi basittir 11 tane 2 kullanıldıysa e, o zaman ne olacaktır arkadaşlar 11 çarpı 2'den 22 olacaktır şimdi 2 tane 4 basamağı kullanıldıysa 2 çarpı 4'ten de bakın Burası 8 olacaktır 8 olacaktır Dolayısıyla fakat şurada bir hata yaptık mı diye bakıyorum Şimdi arkadaşlar biz sadece sayıyı basamağı buradan kesmedik ki Değil mi? Niye biz buradan böyle yaptık? Bak şurada bir tane daha bir basamak daha var ya. Bu da 2 çarpı 10 üzeri 13 değil mi? He, burada bittiği için. Bak 13 ise demek ki bu 14 basamaklı arkadaşlar. Şurayı bir düzeltelim. Şurayı, bir düzeltelim. Şurayı da bir düzeltelim. Evet. Bu 14 basamaklıysa arkadaşlar demek ki 2 e, tanesi ne olacak? 2 tanesi pardon. 12 tanesi 2 basamaklı iki tanesi de 4 basamaklı olmuş olacak. Şimdi o zaman 12 tane 2 varsa 12 çarpı 2'den bak burası 24 oldu. 4 tane 2 varsa 4 çarpı 2'den 8 oldu. Paydamızı hallettik. Şimdi pay kısmına bakalım. Bu sayının rakamları çarpımının diyor. Bak, bu sayının rakamları çarpımını diyor. Arkadaşlar şimdi kaç tane 2 vardı? 12 tane 2. E, o zaman bunları çarpacak olursam ben 2 üzeri 12 yapmaz mı? Evet. 4'lerden kaç tane vardı? 2 tane vardı. Hepsini ben çarpacak olursam bak bu 2'nin karesi. Bu da 2'nin karesi. Şimdi tabanlar aynıysa üstlerini toplayacağım ya. Üstlerini toplarsam ne yapmış oluyor arkadaşlar? 2 üzeri 14, 16 yapıyor. 2 üzeri 16 yaptı. E paydamız da zaten 32. E bu da 2 üzeri 5'tir arkadaşlar. Dolayısıyla yukarı çıkardığım zaman ne olacaktır? Bakın 16 -5'ten 2 üzeri 11 olarak cevabımız gelecektir. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın. En güzel üniversiteler sizlerin olsun.